Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir torna eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda tornalayacağımız parçada doğru ölçüm alma, daha doğrusu ölçü alarak tornalama yapabilme konusuna değineceğiz. Geçtiğimiz haftalarda düzgün torna yapma, daha doğrusu torna nasıl yapılır konusunda bir video hazırlamıştım size temel olarak en basit haliyle. Merak eden arkadaşlar o videonun linkini yukarıda görüyorlar, izleyebilirler. Bugün ölçü alarak ya da verilen ölçülerde malzeme çıkartmanın nasıl yapıldığını göstereceğim size. Torna tezgahlarında en önemli faktör verilen ölçüler doğrultusunda düzgün malzeme çıkartabilmek. Bugün bu parçayı işledik. Siz birazdan nasıl yapıldığını izleyeceksiniz. Ama ben yine de torna tezgahları hakkında söylemek istediğim bu konuda birkaç bir şey var ki ileride siz de torna tezgahıyla çalışırken problem yaşamayın. Çeşitli boy, çap ve ebatlarda farklı farklı torna tezgahları olduğunu daha önce bahsetmiştik. Tabi bu torna tezgahlarının hassasiyeti de çeşitli olabiliyor. Burada bu görmüş olduğunuz torna tezgahı 0,025 mm hassasiyetiyle tornalama yapabiliyor. Sizin de torna tezgahınızın markası farklı olsa da universal tornaların aşağı yukarı hepsindeki hassasiyet bu kadar. Tabii çok daha hassas veya daha az hassas olan torna tezgahları da var. Bir torna tezgahıyla çalışırken aynı hassasiyette parçada çıkartabiliyor olmanız gerekiyor. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Tezgahı doğru kullanmayı bilmek gerekiyor. Normalde tezgahta ölçü verilirken milimetrenin yüzde veya binde ölçeklerinde ölçü verilerek kesim yapılır. Ama ben kafanızı karıştırmamak için doğrudan kademe, yani ayar bileziği üzerindeki kademe ve dijital bir kumpas vasıtasıyla ne kadar kademenin ne kadar ilerleme sağlayacağını gösterecek şekilde size bu konuyu anlatacağım. İlerleyen dönemlerde bahsettiğim yüzdelik veya bindelik dilimlerle nasıl talaş verildiği konusunda bir video hazırlayabiliriz. Zaten benim bugün burada anlattığım yöntemi iyice kavrayabilirseniz yüzdelik veya bindelik ölçü verme konusunda da ileride problem yaşamazsınız. Yani mantığını kavradıktan sonra esasında çok kolay. Burada görmüş olduğunuz parçanın boyutu 65 mm boy, 18 mm çap. Tabii bu çok bozuk bir parçaydı. Bunu bugün tornalayarak bu hale getirdik. Umarım bu videoyu faydalı bulursunuz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanındaki küçük çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Tabii tornalama yaparken de burada görmüş olduğunuz gibi hatta daha bile fazla bir takım ölçme aletlerine ihtiyacınız olacak. Burada ben en temel olanları çıkarttım sizin için. Gördüğünüz gibi burada 3 tane kumpas, bir tane komparatör var. Burada bir tane dijital kumpas çıkarttım. Ben videoyu çekerken ölçülendirmeyi de dijital kumpasla yaptım sizin daha net görebilmeniz için. Ama ben normalde hiç kullanmadığım bir kumpas bu. Çünkü dijital kumpas kullanmayı sevmiyorum. Ben birazcık daha gelenekçiyim bu konuda. Dolayısıyla analog eski tip kumpasları kullanmayı tercih ediyorum. Komparatörde ve mikrometrede de o şekilde analog olanları kullanmayı tercih ediyorum. Neyse, söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Siz şimdi torna tezgahı kullanırken nasıl ölçü alınır konusunu öğrenmeye başlayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdi bu parçanın nasıl işleneceğine, nasıl ölçü alınacağına ve doğru ölçü alarak doğru iş çıkartacağımıza gelecek olursak. Bu görmüş olduğunuz alüminyum parça 70 mm boyunda ve 20 mm çapında gördüğünüz gibi her tarafı bozuk. Örnek olarak bu işin, bu parçanın 65 mm boyuna ve 18 mm çapına indirilmesi istenmiş olsun bizden. Öncelikle gördüğünüz gibi parça üzerindeki yamuklukları, bozuklukları gidererek tornalama işlemine başlayacağız. Gördüğünüz gibi bunun kafası birazcık şişmiş. Öncelikle alın tornalaması ve temel düz tornalama yaparak parçayı işlenebilir hale getirmeye çalışalım. Parçayı tezgaha sıkıca tespit ettim. İlk başta burada gördüğünüz bu şişikliği gidereceğim.
Şimdi uygun şekilde anlı eksene dik hale getirmek için bir alın tornası yapacağım. Tek tarafın alnını tornaladık. Şimdi çevirelim, arka tarafı düzeltelim. Gördüğünüz gibi buranın alnı çok daha bozuk. İki tarafında alnını düzelttik ve şişkinlikleri giderdik. Bizden istenen neydi? 65 mm boy, 18 mm çaptı. Şu anda parçanın boyu 65,5 mm. Çapı ise 20 mm. Dolayısıyla parçanın boyunu 0,5 mm, çapını ise 2 mm inceltmemiz gerekecek. Torna tezgahlarında ölçü verirken veya talaş verirken öğrenilmesi gereken en önemli nokta, tezgahın üzerindeki X ve Y eksenindeki bu kademeli ayar ölçü bileziklerini doğru kullanmayı öğrenmek gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi gövde üzerinde küçük bir tane şemamız var. Burada demek istediği şey iki tane çizgi arası 0,025 mm. Yani bu demek oluyor ki şu çizgiyle bu çizginin arasındaki mesafe 0,025 mm. Yani ben burada birazcık talaş verdiğim zaman şu anda suportu 0,025 mm ileri itmiş oldum. Bir kademe daha atlattığım zaman tekrar 0,025 mm suportu ileri doğru itmiş oldum. Bu da demek oluyor ki ben bu kadranı 10 kademe ilerlettiğim zaman tezgaha 0,25 mm talaş vermiş oluyorum. 0,50 0,75 ve 1 mm. Toplamda 4 bölümü geçirdiğim zaman, 4 tane onluk bölüm geçirdiğim zaman kalemi 1 mm hareket ettirmiş oluyorum. Tezgahımıza bir tane kumpas bağlayalım ve kumpasta hareketleri hep beraber gözlemleyelim. Şimdi ölçüyü daha iyi anlayabilmeniz için buradaki Sport'taki ayar bileziğini sıfıra getirdim. Tezgaha daha net görebilmeniz için dijital bir tane kumpas bağladım. Ve buradaki kademeleri şimdi hep beraber incelemeye başlayalım. Az önce ne söylemiştik? İki tane kademe arası 0,025 mm idi. Yani ben kalemi 0,025 mm hareket ettirmek istediğim zaman sadece bir kademe atlatacağım. Ya da ben kalemi 0,25 mm hareket ettirmek istiyorum. Bu da ne demek oluyor? 10 kademe ileri almam gerekiyor. 8, 9, 10. Gördüğünüz gibi kumpasımız 0,25 mm suportun hareket ettiğini bize gösteriyor. Bir 10 kademe daha atlatırsam, yani biz şu anda ne yaptık? 1 mm'nin 4'te 1'i kadar hareket ettirdik. 0,25 mm hareket etti kalemimiz. 0,50 mm yapmak istersek bir 10 kademe daha geçiriyoruz. 9 10. Gördüğünüz gibi kumpasımızda da 0,50 mm ibaresini görebiliyorsunuz. Bu demek oluyor ki ben 20 kademe geçirerek kalemi
yarım milimetre hareket ettirmiş oldum. Yani bir 10 kademe daha geçirecek olursak kalemi 4'te 3 hareket ettirmiş olacağız. Bu da demek oluyor ki 0.75'e denk gelecek. Gördüğünüz gibi 0.74 milimetreye denk geldi. Bir 10 kademe daha hareket ettirirsem 7, 8, 9, 10. Gördüğünüz gibi şu anda kalemi 1 milimetre hareket ettirmiş oldum toplamda. Burada da toplamda 40 tane kademe geçirmiş oldum. Buradaki bu ölçü bileziğini artık kullanmayı öğrendikten sonra şimdi işleyeceğimiz parçanın üzerinde 0,5 milimetre talaş kaldırarak bunu istenilen boya getirmemiz gerekiyor. Şimdi kumpası sökelim ve tekrar tornalamaya başlayalım. Parçayı uygun şekilde tezgaha takıyorum. İstenilen boy bizden neydi? 65 milimetre. Şu andaki parçamızın boyu alınlarını düzelttikten sonra 65,5 milimetre oldu. Yani yarım milimetre. Bunu inceltmemiz gerekiyor. Şimdi kalem malzemeye temas edene kadar kalemi malzemeye yaklaştıracağım. Şimdi kalemin ucuyla malzeme aynı hizaya geldi. Malzemeyi uygun boyuta getirebilmek için 0,5 milimetre alnından tornalamamız gerekecek. Ne yapıyorum? Düzgün tornalama yapabilmek için az önce ne demiştik? Her bir kademe 0,025 milimetre kalemi hareket ettiriyor. Dolayısıyla biz toplamda 20 kademe geçirdiğimiz zaman kalem 0,5 milimetre malzemenin içine girmiş olacak. Burada düzgün tornalama yapabilmek için ilk başta bir 15 kademe verip kabağa tornasını alacağım. En sonunda da 5 kademe verip düzgün bir yüzey elde edeceğim. Dilerseniz başlayalım. Tezgah çalıştırıyorum. 15 kademe sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tornalamaya başlıyorum. Kaba tornalamayı bitirdim. Şimdi 5 kademe daha verip bitirme tornasını yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burada dolanını su kullandığıma lütfen dikkat edin. Tek seferde kesintisiz bir hareketle kesme işlemi yaptıracağım. Tornalama işlemi bitti. Kalemi geri çekmiyorum. Doğrudan kalemi malzemeden uzaklaştırıyorum. Şimdi ölçümüze bakacak olursak tam olarak 65 milimetre ölçeceğiz. Ben size göstermek için dijital kumpasla göstereyim. Gördüğünüz gibi 64.91 oldu. Yaklaşık 65 milimetre, hatta şöyle ölçersek 65, tam 65 milimetre doğru ölçü aldığımızı görüyoruz burada. Çapta bizden istenen neydi? ...20.04 milimetre olan dış çapı 18 milimetreye düşürmemiz isteniyordu. Burada parçayı tek seferde işleyemeyeceğim için, çünkü bir kısmı çenelerin içinde kalıyor. Parçayı yarısına kadar tornalayıp 18 milimetreye düşürüp parçayı söküp ters çevirip diğer tarafını da 18 milimetreye düşürmem gerekecek.
Yani toplamda dış çaptan 2 mm inceltmemiz gerekiyor malzemeyi. Bu da ne demek oluyor? Toplamda 80 kademe malzemeyi tornalayacağız. İlk başta kaba tornayı vereceğim. En son ince bir talaş vererek toplamda 18 mm'yi yakalamaya çalışacağız. Malzemeyi 18,5 milimetreye kadar incelttik. Şimdi tekrar son ince talaşımızı verip 18 milimetreye kadar parçayı inceltmeye başlıyorum. Malzemenin bu bölümünü 18 milimetreye kadar incelttim. Şimdi malzemeyi söküp çevirip tekrar arkada kalan kısmı da 18 mm incelteceğim. Malzemeyi uygun şekilde bağladım. Şimdi arta kalan kısmın da tornalamasını yapmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi hiç geçiş izi yok. ...65 mm boy. Şöyle göstereyim. 65 mm boy. ...18 mm çap.